Bey. Sayın Müşteri. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Biraz heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım çünkü başlar başlamaz biz bir 9000'le kucaklaşacak gibi olduk. Gülgün Hanım'ı gördüğünüz ne kadar muhteşem güzel yarıştılar. Ama şunun ispatıdır aslına bakarsanız, bilgi yarışmasından çok şans yarışmasıdır bizim yarışma. Bazen olmuyor ne yapsak da. Aynen. Hemen arkasından Aslı Hanım geldi ki şu anda da birinciliğini sürdürüyor. 8800 puan artı bir saniyeyle. Açık yüreklilikle söylüyorum. Çok daha yükseğini de hak ediyordu. Daha da olabilirdi. Şu noktada düşünülmesi gereken kişi Adel Hanım. Çok kaç puan yapabilir hocam? Çok tehlikeli. Tehlikeli değil mi? Biraz önce efendim sildiğimiz sorulardan birisini denemek istedik. Cevabı da 6 pastı yani. Futbolla ilgili olduğu için de grubun içerisinde muhtemelen Ümit Bey. Harf almadan evet. Bunu cevaplar zannettik ama atılımı Adel Hanım yaptı. Adel Hanım çok hızlı şekilde yanıt verdi ya. Ürküttü. Hepimizi ürküttü. Aynen son yarışmacı. O yüzden bence siz efendim 8800'de sınırlamayın kendinizi. 9000 mi ötesi diyorum. İnşallah oralara ulaşalım. Ulaşırız. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Buyurun. 4 harfli bir cevabı arıyorsunuz. Şu sorunun içerisinde. Bir orta oyunu karakterinin adıdır. Mecazen şapşal anlamında da kullanılır. Bir harf alacağım. Bu ne biçim giyinmişsin? Nokta nokta gibi olmuşsun. Bu hani... Ahmak uşak tipi orta İbiş. Oyunu. Durdurduk mu? Durdurduk. Hemen bu kadar hızlı harfe tutunmaya gerek yok bence. Sürenizi de kullanabilirsiniz Ümit Bey. Her şeye karışıyorum biliyorum ama aklınızın bir kenarında dursun. Buyurun ikinci soruya. Kur'an'ın 114 bölümünden her biri? Sure. Çok güzel. Şimdi 5 harfli bir kelime var elimde. Bu kelimenin birden fazla anlamı var efendim. Kimisi olumlu, kimisi olumsuz. Üçünü bulacaksınız sorunun içerisinde. Hem bayağı anlamında kullanılır, hem kolay anlamında kullanılır, hem sade gösterişsiz anlamında kullanılır bu 5 harfli sıfat. Harf alayım. Çok kolay. Çok basit. Basit. Buyurun. Yine bir sıfat var elimde. Beş harfli cevapları o sıfatla birlikte bitireceğiz efendim. Net açıklanmış aslına bakarsanız. Görelim bakalım. Demişiz ki yeni yeni olgunlaşmakta olan şey taze. Ama tazeden öte yeni yeni olgunlaşmakta. Harf alayım. Yazık değil mi? Nokta nokta dalı kırmışsın. Körpe. Oldu bitti. Kasada 1500 oldu. Halen ilk dakikanın içerisindesiniz efendim. Şimdi 6 harfli cevaplar var devrede. Bu bir ikileme değil. Ama sanki heceler bir ikilemeymişçesine birbirlerini takip ediyorlar. Buyurun. Şöyle sorduk. Genellikle sempatik, sevecen ve kilolu kişiler için kullanılan ilginç bir sıfattır. Nokta nokta bir ihtiyar. Sempatik, sevecen ve kilolu. Tonton. Bundan daha sempatiği yok. Hadi bakalım bir yeni kelime daha. Onun da kısacık bir sorusu var. Özümserseniz süre bile harcamadan, harf bile almadan cevaplarsınız. Ahşap çekiç. Ne ola ki Ümit Bey? Harf alayım. Almayın hemen harf. Biraz süre verin kendinize ne olur. Bildiğiniz çekiç ama tamamı ahşaptan. Ona çekiç denmez. Nedir o? Alayım şimdi. Aldık. Gelmedi. Peki. O. İlk sesli harfi olmalı. Tokmak. Tokmak. Almasaydınız o harfi ben lafı kapıya getireceğim. Kapının işte. Tokmağı falan derken halledecektik. Karışabilirdi. Hemen tutunuyorsunuz harfe. Şimdi 7 harfler efendim. Siz her harf aldığınızda Adel Hanım bir seviniyor bir seviniyor sormayın. Yenisi geliyor. Buyurun şöyle soruluyor. Üst bölümü veya yanları geniş ayakları nitelerken kullanılır bu söz. Benim ayaklarım... Sonuna almış ekini, ekiyle birlikte olmuş 7 harfli. Harf alayım. Taraklı. Taraklı. 600 puan değerinde. Tamam, tamam. Her şey yolunda. Yarısını bitirdik. 2 dakika 20 saniye var elimizde halen.
Bu 9000'in üzerine çıkacak bir performans gibi geliyor bana. Ha gayret Ümit Bey, ha gayret. Buyurun efendim, şöyle bir soru. Zorluk ve sıkıntı çekerek anlamında kullanılan bir söz dizisi bu. Bakın iki kelime. Buraya kadar geldik ama zorluk ve sıkıntı çekerek geldik. Böyle ite kaka. İte kaka gibi bir şey işte. Hadi bir harf alalım mı? Alalım. Aldık burada bir harf biz. İki kelime arıyoruz. İki kelimeden oluşan bir tabir arıyoruz. Çok zahmet çektik. Güç bela. Güç bela, gayet güzel, harika. Bunu tek harfle atlattıktan sonra gerisi çocuk oyuncağı. Buyurun gelsin lütfen. Diyor ki argoda arada kaybolmak ya da araya girmek. Tek kelime. Böyle kalabalığın içerisine mesela girivermek. Kaynamak. Kaynamak, gayet güzel. Tamam efendim, 8 saatli cevaplardan hiç korkum yok. Buyurun ikincisi de gelsin. Bu bir renktir. Bir rengin koyu mavi tonlardaki değerli bir taştan gelen adıdır daha doğrusu. Galiba Afganistan falan o taraflarda çok çıkan koyu mavi tonlarda bir... Lacivert. Taş, lacivert. Aynı zamanda renk tonlarında adı. Çok güzel. 1 dakika 28 saniye var. Elimde size soracağım 9 tane, ne 9'u? 4 tane soru kaldı. İkisi 9 harfli, ikisi 10 harfli. 9 harflerden hiç korkmuyorum. 10 harflerde de bir tek aklınıza birden fazla cevap gelir. Öyle bir telaş yaşarsınız. Ama süre o telaşı bertaraf etmek için yeterli efendim. 9200 olsun. Şu anda 9200 olabilecek durumda ve lütfen olsun. Buyur. Mecazen elinden kaçırmak, başkasının ele geçirmesine fırsat vermek. Elimdeydi, o aldı. Harf alayım. Ümit Bey, beni üzüyorsunuz, Adel Hanım'ı sevindiriyorsunuz. Başkasına fırsat vermek. Başkasının ele geçirmesine fırsat vermek. Ben bir tane daha harf alacağım. Yapmayın. Aldık bir tane daha. Benimdi ama aldılar elimden. Zapt etmek. Hayır. Zapt edemedim işte. Aldılar elimden. Başkasına... Bir tane daha mı? Peki aldık bir tane daha. Durduralım mı? Ümit Bey bulursunuz. Bir basiret bağlanmasının içerisindeyiz. Ne olur durdurun. Vallahi bulursunuz. Kaptırmak. Kaptırmak. Niye böyle oldu yahu? Ah, kaptırdık mı? Yok, daha kaptırmadık. Daha var birazcık daha. Ama biraz tehlikeye girdi iş. Hep biz Adel Hanım'ı nasıl sıkıntıya sokarız diye düşünüyorduk. Şu anda Aslı Hanım sizi sıkıntıya sokuyor. Haberiniz olsun. 8800 yapmıştı, hatırlayacaksınız. Bir tanecik harf alma hakkınız kaldı. Tamam. O bir harf alma hakkıyla 3 soruya cevap vereceğiz. Üzerine de 2 saniye arttırmak lazım. Eğer ki o harfi alırsanız. 1 saniye arttırmıştı çünkü Aslı Hanım. Aman efendim, 32 saniye var. Buyurun son 9 harfli cevaba. 2 kelimedir. Siz bunu gayet iyi bilirsiniz. Veri depolaması amacıyla kullanılan manyetik kayıt ortamlarına verilen genel ad. Ana bellek. Hayır, 2 kelimeden oluşuyor yine efendim. Bu bilgisayarlardaki hani İngilizcesini de kullandığımız şey. Zaten ikincisi aynı da. Hani bu şey böyle. İngilizcesini de kullanıyoruz ya. Veri tabanı. Harf alayım. Ya, burada almayın. Alacağım. Alacağız biz burada. Bir tane harf istemiştik biz. Evet. Hah, D'si geldi. İki kelimeden oluşuyor. O D'si zaten. Disk. Disk. Hard disk diyoruz değil mi efendim? Evet. Türkçesi daha Türkçesi. Yani o orada şey ya. Hard ya. Duruyor ya. Yerleşik ya. Daimi disk. Hayır. Sabit disk. Ne yazık ki Gülgün Hanım'la aynı kaderi paylaştınız hocam. Sağlık olsun. Bize bir avuntu alkışı daha verir misiniz? İyi şanslar. Son iki sorum. Buyurun rahat rahat cevaplayalım. Mecazi anlamda bir konu veya sorun hakkında fikir sahibi olacak kadar bilgi sahibi olma. Harf o konu oluyor. Hakkında harf alalım. Yani bir karanlığın içerisindeydim. Sağ olsun bilgileriyle beni
Aydınlanma. Aydınlanma. 9 puan değerinde. Bu da Arapça kökenli bir kelimedir. Mastar falan yok bunda. Şöyle sorulmuştur efendim. Yenilgiyi kabul etme, boyun eğme. Harflıyım. Bizim şu anda içinde olduğumuz şey. Böyle bir ellerimiz yukarıda. Harflıyım. Buyurun bir tane daha. Tutalım kendimizi. Neyse ki Ümit Bey duymadı. Ellerim yukarıda, yenilgiyi kabul ettim. Evet. İçinde bulunduğum duygu, hali, teslim durum. Teslim olma. Teslimiyet. Kelime. Teslimiyet. Hemen biliyorsunuz. Hocam, biliyorum çok koşturuyorsunuz. Biliyorum zamanınız yok ama büyük şanssızlık bu. Bu burada böyle kalmasın. Biraz zaman geçsin. Belki baharda. Şöyle bir vaktiniz olur, keyfiniz olur. Bir daha gelin. Tekrar bir harf alışverişi tamam, yapalım. Olur mu? Diyelim. Teşekkürler. Çünkü büyük şanssızlık hakikaten. Kocaman alkışlar, çok güzel yerleştirdiniz.